Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşanan göçük olayı ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında binanın zemin katında izinsiz olarak genişletme çalışması yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şahıslar burada yaptıkları savunmada binanın çökmesinin yaptıkları tadilatla ilgisinin olmadığını öne sürdüler. Zemin katta tavukçulukla uğraşan H.D. savcılık ifadesinde iş yerinde kiracı olduğunu ve yan dükkanın boşalmasıyla burayı da kiraladığını söyledi. Bunun üzerine 3 ay önce fırın çalışanları M.Ç., C.A. ve kardeşi Y.D. ile birlikte içerideki ekmek fırınını yıktıklarını belirtti. Yıktıkları fırının tavanla herhangi bir bağlantısının olmadığını ileri süren H.D. bu süreç zarfında çelik direklerle tavanı güçlendirdiklerini söyledi. Bunun ardından yaklaşık 2 ay önce de yeni kiraladığı iş yeriyle kendi dükkanını birleştirmek için aradaki duvarı da yıktıklarını ifade eden H.D. olayın gerçekleştiği günde dükkanda tadilat çalışması yapılıyordu. Usta tavanın çivi tutmadığını söyledi. Bir şeyler yapmasını söyleyerek iş yerinden ayrıldım. İş yerime 10-15 metre uzakta malzeme almaya giderken esnaf bir arkadaş arayarak iş yerimin bulunduğu binanın çöktüğünü söylediği ifadelerine yer verdi. Çöken yerin üst kattaki kıraathane olduğunu iddia eden H.D. bina ömrünü tamamladığı için yıkım olmuştur. Benim yaptığım tadilat yıkıma neden olmamıştır diyerek suçlamaları kabul etmedi. Savcılık sorgularının ardından S.A. isimli şahıs serbest kalırken tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen iş yeri işletmecisi H.D. ile M.G. ve Z.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.